İnegöratiye Sarayı'nda görevli hakim ve savcılar için Türkiye'de bir ilk olan MÜSİAD İnegöl Şubesi tarafından yapılacak lojman projesinin tanıtımı MÜSİAD toplantı salonunda gerçekleştirildi. Projenin 2 yıl içerisinde tamamlanması hedeflenirken Ekim ayında ise temeli atılması planlanıyor. Yapılan tanıtım toplantısında ilk konuşmayı MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Mehmet Öngel yaptı. MÜSİAD kuruluşundan beri devletimin ve milletin yanında olmaya devam ediyor. Bugün de bunun bir göstergesi olarak Adalet Bakanlığı'na yapacağımız hakim ve savcılar için lojmanların yapımı ile alakalı açıklamasını yapacağız. Bu da gösteriyor ki MÜSİAD gerçekten kuruluşundan bu yana devletinin ve milletinin yanında hizmet etmeye devam etmektedir. İnşallah bugün resmi olarak bu projeye başlayacağız. Sayın Başsavcımızın çalışmalarıyla bizim de onun yanında yardımcı olarak kooperatifin kurulması, bu aşamaya kadar gelinmesiyle bu projeye inşallah bugün hayırlısıyla başlayacağız. Daha sonra Yenice Koza Yapı Kooperatif Başkanı Mustafa Şimşek bir açıklama yaptı. Yenice Koza Yapı Kooperatifi olarak Adalet Bakanlığı lojman yapı inşaatını üstlenmiş bulunmaktayız. İhale süreci tamamlanmış olup proje ruhsat aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Bu projede Adalet Bakanlığı'nın 36 dairelik lojmanı yapılacaktır. Kooperatifimize kalan ise 64 dairedir. Toplamda 100 daireli bir projedir. Türkiye'de devlet ve özel teşebbüs tarafından yapılan ilk çalışmalardan bir tanesidir. Biz bu konuda özellikle çalışmayı ilke edindik kendimize ve bu projenin altından başarıyla çıkmayı düşünüyoruz. Allah kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin. İki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Son olarak konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alp İnanç ise şunlar söyledi. Geldiğimden beri 2 yıla yakın bir süreçte bunun bürokratik altyapısını oluşturduk ve peyderpey yapılacak işlemleri, kamu nezdinde yürütülecek işlemleri bir noktaya getirdik. Bu noktada gerçekten kamu ve özel sektörün, İnegöl'ün, insanlarının, İnegöl'de insanların ciddi katkısıyla süreci inşallah son noktaya getirmiş olduk. Bu süreçte gerekli izinlerin alınması noktasında ve işlemlerin yürütülmesi noktasında ben Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Kadın Uraktaş'a, İnegöl İlçe Belediye Başkanımız Alper Taban Beyefendi'ye, milletvekilimiz yine yerin tahsis konusunda yoğun çalışmalar yapan eski milletvekilimiz Hüseyin Şahin Beyefendi'ye, yine Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Projeye destek oldular ve ihaleyi kazanarak şu anda artık kazma olacak noktaya gelmiş bu proje. İnşallah tahmin ediyorum ki Ekim ayı başında temel atmayı da gerçekleştirerek yaklaşık maksimum 2 yıllık bir süreç içerisinde lojmanları İnegöl'e kazandırmış olacağız.